Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz Kinetic Viva router incelemesini yapacağız. Aslında bu tam olarak bir inceleme değil. Birazcık böyle Kinetic Viva'yı kutusundan çıkartıp özelliklerine bakacağız. Ve aynı zamanda kolay kurulumun nasıl yapıldığı konusunda size bilgi vereceğiz. Ama bu kurulumu web üzerinden yani internet üzerinden değil tamamen uygulama üzerinden yapacağız arkadaşlar. Bugün farklı bir yöntemle kurulumunu deneyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz biz daha önce Kinetic'in farklı ürünlerini incelemiştik. Bu ürünler arasında modemler vardı daha çok. İlk defa bir ben router'ını inceliyorum. En azından bana denk geldiği olanı söylüyorum sizlere. İlk defa bir router inceliyorum. Şöyle ekranda göstereyim. Hemen şöyle kaldırdım sizlere gösteriyorum. Üzerinde bir tane Ethernet girişimiz var. 4 tane de yine Ethernet çıkışımız var. Bunların hepsi yani toplamda 5 Ethernet çıkışını biz aynı zamanda internet bağlantısı için kullanabiliyoruz. Buraya isterseniz fiber kablosunu bağlayabilirsiniz. İstiyorsanız da normal modeminizden çıkan ya da başka bir router'dan çıkan Ethernet kablosunu herhangi birine bağlayarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünün böyle bir özelliği söz konusu. Yani cihaz üzerindeki bulunan bu Gigabyte portları sayesinde fiber ve diğer internet bağlantılarını hem kablolu, burası önemli, hem de kablosuz olarak aktarabiliyor. Ekranda da gördüğünüz gibi cihazda tamam görünmüyor da biraz sonra kutuyu açınca göreceksiniz arkadaşlar. 4 tane yönlendirilebilir 5 dBi'lik bir antenimiz söz konusu. Aynı zamanda 2 tane de USB çıkışı olacak. Onları da size göstereceğim. Bu şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Söylediğim gibi hem kablolu hem de kablosuz router özelliğini olduğunu söyleyeyim. Zaten cihazın asıl amacı router ama farklı modlarının olduğunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Öte yandan cihazın üzerinde bulunan USB portlarına ki 2 tane olduğunu söylemiştim. İsterseniz USB disk istiyorsanız da yazıcı gibi cihazlara bağlayarak ağ üzerinden paylaşım yapabiliyorsunuz. Bu da önemli. Neden önemli arkadaşlar? USB bellek ya da disk takıp da bunu paylaştırabiliyorsunuz ağdaki diğer cihazlara ve kablosuz yazıcı özelliği olmayan bir cihazınızı da USB'den bağlayarak bu özelliği sağlayabiliyorsunuz ya da ağ üzerinden baskı alma imkanı da sağlamış oluyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Viva'da daha önceki Kinetic modellerinde olduğu gibi 4 adet 5 dBi gücünde yönlendirilebilir anten olduğunu söylemiştik. Bu cihazın önemli özelliklerinden bir tanesi dual band çalışması, Wave 2, 2x2, MUMO, MIMO özelliğinin bulunması, Beamforming ve Band String gibi ve Airtime Fairness gibi özelliklerin olması da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Bugün Kinetic'in iddialı olduğu alanlardan bir tanesi olan mobil cihaz üzerinden kurulumu anlatacağım. Videonun başında sizlere söylemiştim. Bu bulut desteği olduğu için bunu gerekli ayarları yaptığınız andan itibaren ki öncelikle girip bir mobil uygulama üzerinden bir abonelik veya üyelik oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde kurulumu oluyor. Şimdi gelin önce kutunun içine bir bakalım. Kinetic Viva bize neler sunuyor. Daha sonra da o mobil kurulumuna göz atacağız. Evet arkadaşlar Kinetic Viva'yı şu anda kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle göstermiş olayım ekranda kutuyu. Açalım. Şöyle yandan çıkartılıyor. Güzel de şirin de bir kutumuz var. Şöyle hop işte çıkarttık. Şöyle kenara kaldırdım kutusunu. Şimdi cihazın kendisini görüyoruz. Şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle bir ürünümüz var. Önce bunu size göstermek istiyorum. Kinetic Viva. Gördüğünüz gibi 4 tane antenimiz var. Böyle bir. Bunlar dönebiliyor bu arada. Bakın şöyle. Şu şekilde. 180 derece dönebiliyor arkadaşlar. Şöyle şöyle ayarlayabiliriz. Bunlar da hakeza böyle dönebiliyor. Bu antenleri bulunduğunuz yere göre, konuma göre, çekmesini istediğiniz alanlara göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle yaparsanız tabii takdir edersiniz ki en yüksek verimliliğe burada ulaşmış olacaksınız. Şu şekilde arkasını da çevireyim. Bağlantılarını göstermiş olayım. Ethernet bağlantısı var arkadaşlar. Bu Ethernet bağlantısının her birine istediğiniz bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Bir Ethernet kablosuyla başka bir interneti bağlayabilirsiniz ya da fiber vesaire gibi şeyleri de buradan bağlayabiliyorsunuz. Eğer fiber şifrelerinizi vesaire biliyorsunuz. Gigabit port olduğunu söyleyelim. Yani yüksek hızda veri aktarımına izin veriyor. Bu portlar 100 Mbps değil gigabit portlar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi yan tarafa biraz geçeyim isterseniz. Yan tarafta şurada görüyorsunuz bir tane fonksiyon tuşumuz var. Bir de USB bağlantı yuvamız mevcut. Bu USB bağlantı yuvaları önemli. Şimdi bir tane daha var. Bu tarafta onu da göstereceğim birazdan. Buraya az önce söylemiştim sizlere. USB bellek, USB disk, hatta yazıcı bile bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? USB disk ya da bellek bağladığınızda ağ üzerinde bu USB'lerin içindeki dosyaları paylaşım imkanı sağlanıyor. Bu güzel bir özellik.
Bir de yazıcı koyduğunuz zaman da yazıcıyı da yine buradan paylaşım özelliğiyle yazıcınızı da ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarla paylaştırmış oluyorsunuz. Bu güzel. Diğer tarafı çevirelim. Aslında diğer tarafta da aynı dizilim mevcut. Yine bir fonksiyon tuşumuz var ve yine bir tane USB bağlantımızın olduğunu söyleyelim. Bunun dışında ön tarafa birazcık sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ön tarafı da şöyle çevirmiş olayım. Burada da işte cihazın o anki durumunu gösteren, işte güce takılıysa güç ışığı yanıyor. Ve işte diğer fonksiyonlar, Wi-Fi açıksa Wi-Fi ışığı yanıyor. Ethernet bağlantıları varsa onların ışıkları yanıyor. Şurada bir de bir Wi-Fi tuşumuz var aslında. Bu açıp kapamayı da sağlıyor bir taraftan. Öte yandan bir hatırlatma yapmakta da fayda var arkadaşlar. Bu cihazın üzerinde bir açma kapama tuşu bulunmuyor. Doğrudan taktığınız zaman çalışmaya başlıyor. Çıkarttığınız zaman da adaptörünü cihaz kapanmış oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Bir de bir reset tuşumuz var. Hemen alt kısmında şöyle Oğuzcum çeksin bu detayı. Görüyorsunuz buraya küçük bir kalemin ucuyla veya bir iğneyle basılı tuttuğunuzda birkaç saniye cihaz fabrika ayarlarına dönmüş oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi kutuda tabi sadece cihazın kendisi yok arkadaşlar. Benim çok beğendiğim şöyle görüyorsunuz. Yassı Ethernet kablosu var. Bunlar çok yer kaplamıyor arkadaşlar. Çok da işe yarıyor böyle şeyler. Hani yer kaplamamasından ziyade benim hoşuma giden böyle yassı olması. Biliyorsunuz Ethernet kabloları genelde kalın oluyor ve çok yer kaplıyorlar. Bunların böyle yassı oldukları için çok da yer kaplamıyor. Çok da şık duruyor. Onu da belirtmiş olayım. Başka ne var kutumuzdan çıkacak? Şöyle bir garanti kağıdımız var. Onu da göstermiş olayım ekranda. Şöyle... İşte nasıl kullanılacağını vesaire de gösteriyor. Burada uzun uzun anlatıyor. Şuraya yapın, buraya yapın. Uygulamadan bahsediyor burada. Bakın şurada biraz sonra uygulamayı da size göstereceğim ben. Kinetic'in uygulamasından bahsediyor. Bu uygulamayı yükleyerek kurulumunu yapacağız. İsterseniz web arayüzünden de yapabilirsiniz bu arada ama biz onu kullanmayacağız. Direkt uygulamayı kullanacağız arkadaşlar. Bunu toplayalım. Topladık. Ne kaldı? Bir de adaptörümüz var. Çok da büyük olmayan ama çok da küçük olmayan bir adaptörümüz var. Şöyle... Göstermiş olayım. Adaptörümüzde cihazımızı hemen kullanmaya başlıyoruz. Başka bir şey zaten yok burada. Cihazın üzerinden çıkan işte bu poşetleri vesaireleri var. Onun dışında kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber Kinetic Viva'nın bir kurulumuna bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda Kinetic Viva'yı mobil cihaz üzerinden kuracağız. Bu işlem için öncelikle Kinetic uygulamasının telefonumuzda yüklü olması gerekiyor. Aynı zamanda bir de adet Kinetic Bulut hesabımızın bulunması gerekiyor. Ücretsiz bir işlem bu. Kinetic Bulut hesabını oluşturduktan sonra uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden de böyle bir bulut hesabı açabiliyorsunuz bu arada. Yani başka bir yere gitmenize gerek yok. Ben daha önce açmıştım. Neden? Ekstra DSL modem incelemesi yapmıştık kanalımızda. Orada biz bu ürünü incelemiştik. Onun için açmak zorundaydım ben. Eklemiştim. Zaten şu anda bir Kinetic hesabım var benim. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Kinetic ekle diye bir butonumuz var. Buraya bastık uygulama üzerinde. Uzak bağlantı ya da QR kod bağlantısı diyorsunuz. Modemin arkasını çevirdiğinizde bir tane QR kod oluyor. Her Kinetic modemde bu var arkadaşlar. QR kod ile bağlan diyoruz. Uygulama üzerinden bağlanıyoruz. Tamam diyoruz ve Wi-Fi'mıza şu anda bağlanmış oldu arkadaşlar. Kinetic Viva Router olarak şu anda görüyorsunuz zaten. Yapmamız gereken tek şey tıklayacağız şimdi buna. Öncelikle Kinetic cihaz için kullanılabilir bir internet bağlantısı sağlayın diyor. Sağlıyoruz. Şu an var zaten üzerinde. Bizim modemimizden bir hat çektik arkadaşlar. Kurulum sihirbazını başlatın diyor. Başlatalım. Nihayet kullanım sözleşmesini okuduk. Okuyalım hatta. Şöyle şöyle. Bu da bayağı uzun bir şey. Maşallah bayağı uzunmuş. Şudur budur falan filan bir sürü şey anlatıyor. Kabul ediyoruz. Şimdi Kinetic cihaz için bir yönetici parolası belirlememiz gerekiyor. Bu standart aslında kullanıcı adı admin. Bir tane şifre koyuyorsunuz buraya cihazı bağlanabilmek için. Şimdi bağlantımızı yaptık. Şifremizi girdik. Şimdi burada diyor ki internete bağlanmak için yöntem seçin diyor. Eğer bir USB modeminiz varsa ki biliyorsunuz biz USB modem desteği olduğunu da söylemiştik. Hem sağında hem solunda Viva'nın iki tane USB bağlantısı var. Biz burada Ethernet bloğu kullanıyoruz. Ethernet dedik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aşağıda bir yazı görüyorsunuz. Ek çalıştırma modlarına geçiş için geçiş yap sayfasına gidin diyor. İsterseniz bu ürünü farklı modlarla da çalıştırabiliyorsunuz ama biz şimdi onu anlatmayacağız. Burada router olarak kullanmayı anlatıyoruz. Devam ediyoruz. Kullanmak istediğiniz servise seçiyoruz. Devam dedik. Varsayılan adresimiz olsun. Buna da devam diyelim.
IP yapılandırması otomatik olsun. Şimdi burada internet bağlantı türünü seçin diyor. Eğer bulunduğunuz yerde mesela fiber varsa ve fiber şifrenizi falan biliyorsanız buradaki bağlantı seçeneklerinden de yapabilirsiniz. PPOE mesela olabilir, VPN olabilir falan gibi şeyler olabilir. Mesela burada şifresiz diyeceğiz. Çünkü biz şu anda modemden aldığımız ethernet kablosunu bağladık. Devam ediyoruz. Şu anda internetimiz kuruluyor buraya. Yaklaşık 30 saniye sonra internet bağlantısı gerçekleştirildi. En son yazılım sürümü yükleniyor. Şimdi devam edelim. İnternet güvenliği de burada kurabilirsiniz bu arada. Yandex DNS, AD Guard DNS. O size kalmış bir şey. Ben şimdi kurmuyorum. Burada bize şifre de gösteriyor. Ben ekranda o şifreleri kapatacağım. Ama siz bunları da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yapılandırmayı tamamla dedik. Şu anda bağlantımızı görüyorsunuz arkadaşlar. İlk kurulum sihirbazımıza girdik. Bağlı cihazlar yok diyor. USB'den şu an bağlı değil. Uygulamalarımız, yükleyebileceğimiz uygulamalar var. Bağlantı bilgilerini burada görüyoruz. Hem 2.4 GHz hem de 5 GHz iki farklı kanal olduğu için ikisi için de ayrı ayrı isimleri görüyoruz. Bağlı cihazları görüyoruz. Çevrim içi bağlı olanları. Kablolu olarak da bağlayabilirsiniz. Kablosuz olarak da şu anda sadece bir telefonum bağlı arkadaşlar. Şimdi birçok farklı özelliği var arkadaşlar. Bu arada bu cihazı Kinetic Mesh sistemine de dahil edebiliyorsunuz. Bütün Kinetic ürünlerinde olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi uygulamalarımıza bir bakalım. Şimdi bunu arayüzü webten kurduk ama şimdi uygulama üzerinden bir bakalım bu teknik detayları arkadaşlar. Şimdi ilk kurulumdan sonra zaten bizim karşımıza Kinetic tekrar buluyor. Burada bizim şifre istiyor bizden. Hangi şifreyle girdiğimizi az önce verdiğimiz şifreyle giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ekle dedik. Şu anda cihaza bağlanıyoruz arkadaşlar. İlk kez kurduktan sonra. Şu anda görüyorsunuz. Benim hem yukarıda bir My Network dediğimiz ekstra DSL'imiz var. Aşağıda da Viva'yı görüyorsunuz. Şu anda biz Viva'ya bağlanacağız. Onun ayarlarına ve özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada görüyorsunuz bir network var. Tabii şu an bir trafik yok. Neden? Şu anda bir daha yeni bağlandık. Yeni kurduğumuz için sıfır gösteriyor şu andaki trafiğimizi. O tabii kullandıkça o artacak. Mesela bağlı cihazları da görebiliyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Benim telefonum P20. İsterseniz burada bu arada internetini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela internetimizi sınırsız ben göstermişim ama mesela diyelim ki ben birilerinin telefonunun çok internet çektiğini düşünüyorum. Bu internet hızını böyle çok daha düşük bir şeye indirebiliyorum. Bakın sıfır tamamen engelleyebiliyorsunuz ya da sınırsız şekilde yapabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış durumda. IP numarasını, işte MAC adresini, şusunu busunu görebiliyorsunuz. Vivo'nun bağlantı hızını da görebiliyorsunuz bu arada. Bağlantı süresi gibi değerleri de görmeniz mümkün arkadaşlar. Cihaz bölümüne girdiğimizde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi mesela farklı cihazlarımıza da bir bakalım. Cihazlara girdik arkadaşlar. Mesela burada cihazları işte isme göre, erişime göre, segmente göre, kinetik cihaza göre veya IP adresine göre dizebiliyorsunuz. Cihazların bağlantı bilgileri, bağlantı gücü ve benzeri gösteriliyor. Wake Online özelliği sayesinde ve bu özelliği destekleyen cihazlara Wake Online paketi gönderilebiliyor. Cihazlara AD Guard DNS, Yandex DNS gibi içerik filtreleri de uygulanabiliyor. Ve statik IP ataması da yapabiliyoruz eğer istersek. Şimdi statik IP de buradan atayabileceğimizi de söylemiş olayım. Bakın statik IP diyoruz. İşte atayadığımız zaman buraya bu cihaz için mesela Mate Pro için sabit bir IP atabiliyoruz. Eğer böyle bir cihazınız varsa hep aynı IP'den bağlanmasını istiyorsunuz. Buradan o işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şimdi biraz aslında aile profillerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Cihazları anlattık. Aile profillerine girdiğimiz zaman aslında ilk geldiğimizde bir sıfır bir alan karşılığı. Bomboş daha doğrusu. Buraya giriyoruz. Buraya bir ekle diyelim mesela. Teknoloji oku diyelim buraya. Teknoloji oku ailesi diyelim. Ekledik. Burada bir teknoloji oku ailemiz oluşmuş oldu. Profillerin her biri için ayrı bir zamanlayıcı oluşturabiliyoruz. Mesela şurada görüyoruz. Bakın her zaman açık. Şu anda mesela bunu farklı farklı zaman dilimlerinde yani şu saatte açılsın bu saatte kapansın gibi yani onun internetini işte belli bir saatte açılsın belli bir saatte kapansın şeklinde düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Aile profilleri içinde Edgard, DNS, Safe DNS gibi bileşenleri ekleyebiliyoruz. Bu da mesela şuradan tıkladım ben internet güvenliğine ayarlar diyorsunuz. İnternet güvenliği dedik işte koruma yok diyor. Yandex DNS ya da Edgard DNS yapabiliyoruz. Buradan aynen aile profillerinde de böyle bir imkanımız, böyle bir özelliğimiz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi biraz da olaylar kısmına bakalım. Olaylar kısmında o an cihazla ilgili hani ne yaptınız, ne ettiniz gibi şeyleri buradan
bir log şeklinde görebilirsiniz. Log diyorlar buna, eski teknik tabirdi arkadaşlar. Mesela 29 Haziran 13 2649'da bir Viva hesabımıza eklemişiz. Viva hesabımıza. Sonra Viva'ya bir cihaz bağlanmış. 2 saniye sonra bir cihaz bağlanmış. Huawei Mate 20 Pro otomatik olarak bağlanmış. Bu şekilde bu bildirimleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildirimlerle ilgili mesela nasıl bildirim alabileceğinizle ilgili bayağı bir detaylı şeyler var. Mesela burada bakın. Yeni cihaz bağlandığında, cihaz çevrim dışı olduğunda, cihaz çevrim içi olduğunda falan bunları değiştirebiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, e-posta gelsin vesaire gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela Telegram enteresan bir özelliği var. Bildirimleri kullanmak için Telegram botuna bağlanmanız gerekir diyor. Telegram botunun üzerinden de bildirim alabiliyorsunuz. Böyle de bir ilginç bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi uygulamanın bir diğer tarafı da ise USB tarafı. Şimdi tabii burada şu an USB bağlı değil ama USB bir disk ya da bir bellek ya da bir işte modem gibi bir şey bağladığınız zaman burada ilgili aygıtın çıkarılabiliyor, uzaktan çıkartabiliyorsunuz, depolama alanının yönetimle ilgili bilgi verebiliyorsunuz ve birçok özelliği yine böyle uzaktan kullanabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden şimdilik USB bellek ya da diskteki içeriklere erişemiyorsunuz arkadaşlar ama aldığımız bilgilere göre Kinetic bu konuda bir çalışma yapıyor ve kısa süre sonra bu özelliği de kullanıma sunulacak. Yani Kinetic ekibinin bu USB bölümüyle ilgili daha gelişmiş özellikler kazandırma planları olduğundan söyleyelim ama normal web arayüzünden de istediğiniz gibi USB'ye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Wi-Fi sistemi dediğimiz bir sistem de var en alttan bu uygulama kısmının en altında görüyorsunuz. Buraya artı yanına bastığımız zaman başka bir cihazda da bağlantı sağlayabiliyorsunuz Kinetic'i. Bu da mesh sistemine dahil edebiliyorsunuz arkadaşlar ve birçok ayarı da yine evinizdeki veya iş yerinizdeki internet kötüyse buradan mesh sistemi kurarak bu şekilde hızlı bir şekilde de kurulum yapmış oluyorsunuz mobil uygulama üzerinden de. Şimdi burada en altta bakın Viva'yı görüyoruz ve yanında da bir çark işareti var. Bu çark işaretine tıkladığımız zaman burada internetle ilgili ve diğer ayarları buradan görebiliyorsunuz. İşte internet ayarlarınızı buradan görüyoruz mesela. Broadband connection'mış şu anda. Kablosuz ISS ya da kablosuz ISS'ler 2.4 ve 5.0 GHz için bir şeyimiz yok. Ağlarım kısmına girdiğimiz zaman da ev ağı ve misafir ağı şeklinde iki farklı ağı görüyoruz. Hem 2.4 açık hem de ikisinde de 5 açık. 2.4 GHz ve 5 GHz için ayrı ayrı ayarları da buradan yine yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olmuş. Tamamen uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz bunu. Yönetim kısmı var. Buradan işte kullanıcıları görebiliyorsunuz. Şu an admin kullanıcısına girdim ben. Farklı kullanıcılara da atayabilirsiniz bu arada. Kinetic OS'in sürümü var. Güncelleştirmeleri otomatik yapabiliyorsunuz. Bunu işaretlersiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik. Neden? Siber güvenlik için bu güncelleştirmelerin otomatik güncelleştirme açık olsun arkadaşlar. Yeni bir şey geldiği zaman otomatik kendisi yüklüyor zaten. Bunun dışında işte özellikleri vesaireleri bir buradan görebiliyorsunuz. Kaç dakikadır bağlı olduğunu vesairesini. Bunun gibi özellikler yine buradan ayarlanmış oluyor. Görüyorsunuz trafik var. Şu an bir saatlik trafiğe bakalım. Çünkü daha yeni bağlandığımız için günlük bir trafik henüz yok. Buradan görebiliyorsunuz. CPU ve memory kullanımını buradan görüyorsunuz. Bayağı detaylı bilgiler buradan mevcut arkadaşlar. Ağ kurallarınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. İnternet güvenliğiniz için buradan mesela servisler, az önce söylemiştik bunu, hani internet için DNS kullanıyorsunuz. Port yönlendirme yapabiliyorsunuz. Güvenlik duvarını aktif hale getirmek mümkün arkadaşlar. Routing yapabilirsiniz. Bağlantılara da baktığımızda kim nasıl bağlanmış hepsini böyle bir log olarak buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kararlı beta ve alfa sürümleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Otomatik güncellemeyi anlattık zaten arkadaşlar. O da yapabiliyorsunuz yine bu yönetim tarafında. Ayrıca cihazın admin dışında yeni kullanıcılar da ekleyebiliyoruz. Bazı bileşenleri nasıl ekliyoruz, nasıl çıkartıyoruz ondan da biraz bahsedeyim. Mesela bu uygulamalar kısmında farklı farklı uygulamalar var. Mesela cihazı yönetim kısmından yeniden başlatmanız da mümkün. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yönetim kısmında işte ağ kuralları vesaire de var burada arkadaşlar. İnternet güvenliğini yine buradan söylemiştim. Korumalarda Yandex DNS açabilirsiniz mesela, varsayılan kural. Aile dostu, temel ve güvenli gibi ayarlayabiliyorsunuz. DNS sunucusu ekleyebiliyorsunuz kendiniz de. Farklı farklı DNS'ler vesaire yapabiliyorsunuz. Ayrıca kişisel bulut özelliğimiz mevcut. DNS over HTTPS özelliği var. FTP ve SFTP sunucu özellikleri var. Ve medya sunucu, DNA ve torrent işlemci özelliği de yine bu router'ın üzerinde bulunduğunu söyleyelim arkadaşlar. Ayrıca web arayüzünde de arkadaşlar farklı farklı özellikler de bulunuyor. Ekstradan söylüyorum. Bunlar arasında
çok daha gelişmiş özellikler var olduğunu söylemiştik. Asimetrik hız sınırlandırma gibi özelliklerin bulunduğunu da belirtelim. İşte Kinetic Viva'nın mobil uygulama üzerinden kurulumu bu şekilde. Siz de çok kolay bir şekilde temel ayarları yapabilirsiniz. Hatta biraz daha teknik bilginiz varsa birçok ayara bu mobil uygulama üzerinden de erişebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kinetic Viva'yı mobil uygulama üzerinden kurduk ve hemen hemen bütün ayarlarını bu uygulama üzerinden yapabileceğimizi gösterdik. Çok da kolay bir kurulum var arkadaşlar. Eğer evde deneyecekseniz böyle bir kurulumu, kesinlikle ve kesinlikle bir en azından bir videomuzu izleyip ondan sonra rahatlıkla yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Ha, olur da belki merak ettiğiniz bazı şeyler olabilir ya da şu özelliği var mı, bu özelliği var mı gibi sorularınız belki olacaktır arkadaşlar. Onun için bu videonun altına yorum yazabilirsiniz bu sorularınızla ilgili olarak. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve elimizden geldiğince yanıtlayacağımız konusunda garanti veriyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bizim için çok önemli ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmenizi de rica ediyorum. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.